Öncelikle efendim 55 yaşındaki Mehmet Turan ve 52 yaşındaki eşi Firdevs Öztürk Kayseri'den 19 Mayıs'ta kayboldular. Oğulları ve Firdevs Hanım'ın kardeşi aramızda. Hoş geldiniz siz de. Hoş bulduk. Hoş değilsiniz de işte lafın gelişi. Şimdi efendim anladığım kadarıyla annem babam boşanmış. Beraber mi yaşıyorlar? Evet. Evet. Beraber yaşıyorlar. Şimdi olayın özeti şu. Haber bandını size izleteceğim. Bu beyefendi yıllardır cezaevindeymiş. Oğlu ne iş için olduğunu bilmiyorum diyor ama ben de az çok biliyorsundur, konuşacağız onu da. Cezaevindeymiş. Cezaevine girmeden önce yine yakınların iddiasına göre malının mülkünü erkek kardeşin üzerine yapmış. Sonra cezaevinden çıkmış, bayağı da kalmış cezaevinde. Değil mi? 18 yıl. 17 yıl falan. 18 yıl benim elimdeki şeye göre. 18 yıl cezaevinde kalıyor. Fakat bu 18 yıl cezaevinde kalırken malının mülkünü devrettiği söylediği kardeşi ailesini oturdukları evden çıkartıyor, bu benim diye. Sonra adam pandemi falan derken babası cezaevinden çıkıyor. Kardeşine diyor ki benim hani sen niye böyle yaptın, benim de çoluğumu çocuğumu da çıkartmışsın dışarıya. Mallarımı da geri ver. Ve yine iddialara göre amca, yani Yusuf'un amcası, evet, kardeşine, cezaevinden çıkan kardeşine mallarını geri vermiyor. Bunun üzerine Yusuf'un babası kardeşine bir mektup yazmış. Az sonra sizinle o mektubu paylaşacağım. Mektupta diyor ki ben senin yerine cezaevinde yattım zaten. Senin suçunu üstlendim de yattım. Sen de benim aileme, ben cezaevindeyken bunları yaptın. Gittim savcıyla konuştum. Zaman aşımı da yokmuş bu meselelerde. Aile içi, evet, cinayette diyor. Demek ki sizin de bilmeniz lazım yani konuyu. O yüzden söylüyorum. Şu an ben bilmiyorum. Ben senin yerine yattım. Savcıya da sordum. Gideceğim seni de şikayet edeceğim. Ya beni öldür ya ben de bütün bunları yapacağım diyor. Karısıyla beraber oğluna diyor ki Kayseri'ye annenle beraber alışverişe gittik diyor. O günden bir haber yok. Ne kadından ne adamdan. Önce bir haber bandımızı izlerim. Yıllar önce noktaladıkları evliliklerinden 4 çocuk sahibi olan ve iletişimlerini hiç kesmeyen 55 yaşındaki Mehmet Turhan ve 52 yaşındaki Firdevs Öztürk 19 Mayıs çarşamba günü Kayseri'den kayıplara karıştılar. Çarşamba günü ben Kayseri'de baraj var. Baraja işte balık tutmaya falan gitmiştim. O gün annem ve babam alışveriş yapmaya gidiyoruz diye gitmişler. Beni zaten aradılar. Saat 2 gibi falan ben konuştum onlarla. Alışveriş yapıyoruz oğlum, haber vereceğiz sana falan dediler. Sonra bir telefonlar kapandı ve şu an hala annemden babamdan haberim yok. Telefonlara falan ulaşamıyorum. Yusuf Turhan annesiyle kayıplara karıştığı sırada aslında cezaevi izninde olan babasıyla amcası arasındaki probleme de dikkat çekiyor. Amcamgil falan hiç ne bileyim bize gelmiyorlardı, etmiyorlardı. Hiç araları biraz kötüydü. Salı günü akşam işte Ömer falan gelmiş. Ömer Yusuf amcamın kaynı. Bir de Mesut, bu da babamla amcamın yeğenleri. Babam cezaevine girmeden önce amcama birkaç bir şeyler emanet etmiş. Evdir, arsadır, arabadır falan. Babamın amcama emanet ettiği evden emlakçıya satmışlar. Emlakçı da geldi, biz icradan falan aldık diye bizi çıkardılar oradan. Daha sonra babam çıkınca da bizi evden çıkardığı için babam biraz ona sinirliydi. Ve zaten şu anda işte babamın mallarını falan vermediği için işte en son o Ömer, Mesut bunları şahit falan tutmuşlar. Bir anlaşma yapmışlar salı günü. Babam işte Ömer abin, Mesut abin, Yusuf amcam falan onlar geldiler, konuştuk falan dedi. Nasıl bir anlaşmaya varmışlar bilmiyorum. Ama ayın 30'una anlaşmışlar. Ayın 30'unda hani devredecekmiş amcam babama. Çarşamba günü de Kayseri'ye gidiyorlar ve kayboluyorlar. Peki Yusuf Turhan birlikte kaybolan annesi ve babasına ne olduğunu düşünüyordu? Annemle babamın arasında kavga, husumet falan yok. Kime söylesem annemgil falan yok desem hep amcamdan şüpheleniyorlar. Canını verir de malını vermez Yusuf falan gibisinden konuşuyorlar öyle. Biraz da babam cezaevine girmeden önce birkaç işte cinayeti falan varmış. Bunların cezasını yatmış babam. Biraz da hani onların ailesi falan mı tekrar kan davası gibi babama anneme bir şey yapmak istedi. Biraz onun korkusu, biraz amcamın da bir zarar verebileceğini düşünüyorum. Belki şu an hala hayattalar, belki hayatta değiller bilmiyorum ama en erken bir şekilde bulunmalarını istiyorum. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Oğlunu bulduğum gün